Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Muhterem hazirun, hoş geldiniz. İnşallah bugün Risale-i Nur Kur'an tefsirinden Mektubat isimli eserin 29. mektubun ikinci kısmından okuyacağız. Cenab-ı Hak tesirini halk etsin. Azami derecede beraber istifade ve istifaza eylemeyi, faydalanıp feyz almayı bizlere nasip eylesin. Bu 29. mektubun ikinci kısmı Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak bize Ramazan'ı takdim ediyor, tarif ediyor. Ve buyuruyor ki, şehru Ramazan, Ramazan şehri, yani Ramazan ayı, şöhret olmak diyoruz ya, şöhret şehre, parlamak fiilidir. Ay da semada parladığı zaman yeni bir ay geldiği için, ona Araplar şehir diyorlar. Ayın parlaması, yeni bir devresinin açılması. Şehru Ramazan, Ramazan ayı. Şimdi Cenab-ı Hak Ramazan'ı tarif edecek. Ellezî öyle bir aydır ki, o öyle bir aydır ki, ünzile fihil Kur'an. Kur'an ile Ramazan'ı teşrif ediyor, tarif ediyor. Yani Kur'an'ın şereflendirdiği bir aydır. Kur'an'ın o ayda indirildiği bir aydır Ramazan-ı Şerif. Ünzile fihil Kur'an, onda Kur'an indi. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak, yani en ehemmiyet verdiği kelamı olan Kur'an'ı o ayda indirdiği için bu ay benim için çok değerli diyor. Yani değerini Kur'an'dan alıyor Ramazan-ı Şerif. Çünkü arkadaşlar, hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Buyurur rahmet peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani Kur'an müminin nazarında en değerli, en hayırlı olduğu gibi Allah'ın nazarında dahi en şerefli meslek Kur'an'a hizmetkar olmaktır. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Eşrafı ümmeti hameletül Kur'an. Ümmetimin en şereflileri, en eşrafı, en üstünü Kur'an'a hamele olanlardır. Kur'an'a hammal olanlardır. Kur'an'ın yükünün altına girenlerdir. Niye Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların en hayırlısıdır, mahlukatın? Çünkü Kur'an ona indirildi, Kur'an'ın birinci muhatabı o ve Kur'an'a en ziyade hizmetkarlık Peygamber aleyhissalatü vesselam ettiği için en hayırlı, en şerefli Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Eşrafı ümmeti hameletül Kur'an. Yani Kur'an'a hammal olan, yükünün altına girendir. Ve Cenab-ı Hak da diyor ki işte Ramazan'da o Kur'an indi. Öyle değerli Kur'an indi. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine buyuruyor ki مَا مِنْ شَفِيعٍ عِنْدَ اللّٰهِ bir menziletil Kur'an. La nebiyye ve la melek ve la gayrihi. Yani Allah'ın indinde, Allah'ın katında Kur'an'dan daha üstün şefaate sahip hiçbir şey yoktur. Ne nebi, ne melek, ne başka bir şey. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlar buyuruyor rahmet peygamberi. Yani kainatta Allah'ın en itibar ettiği şey Kur'an'dır. Şefaati en yüksek mertebede olan Kur'an'dır. Ve kendisine hizmetkar olunduğunda en şeref kazanılacak şey Kur'an'dır. İşte o Kur'an bu ayda indiği için Cenab-ı Hak Ramazan ayını nasıl tarif ediyor? Ünzile fihil Kur'an. Ellezî ünzile fihil Kur'an. Peki nasıl Kur'an? Hüden linnâs. İnsanlara bir hediye olarak gönderilen hüden hem hediyedir hem hidayettir. Yani Allah'ın Celle Celaluhu bize
göndermiş olduğu en güzel, en mükemmel hediye Kur'an'dır. Onunla hidayetimize vesile olduğu için inne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an sizi ve toplumlarınızı, medeniyetinizi en âlâ, en bâlâ, en zirveye çıkartacak olan ve sizi hidayet nasip eyleyecek olan Kur'an'dır. Bu Kur'an sizi rüşde, yani olgunluğa eriştirecek kitaptır. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Müminlere rahmet ve şifadan başka bir şey değildir. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Hüden linnas. Sizin hidayet kaynağınızdır Kur'an. Arkadaşlar, biz de ne diyoruz günde 40 defa? Ya Rabbi, senin hidayetin, senin hediyen, senin cennetin, senin rızan, senin razılığın bize lazım. İhdinas sıratel müstakim. O hüda kelimesini gene Cenab-ı Hak'tan vasıt olarak ne yapıyoruz? Doğru yola bizi iletmesi için ya Rabbi bizi en doğru, en müstakim, en istikametli yola hidayet eyle diye ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. İşte o yol Kur'an'ın yoludur arkadaşlar. Hüden linnas ve beyinatin minel hüda vel furkan. Yani aynı zamanda nasıl bir yol takip ediyor Kur'an? Bize en güzel, en doğru ve en hakikati, en güzel hidayeti ve Allah'ın evamirini ve nevahisini en güzel şekilde beyan etmekle ve beyinatin minel hüda vel furkan. Yani hak ve batılı birbirinden ayıran ve hidayeti bize gösteren ve beyan eden Kur'an'ın indiği aya Ramazan denir. Cenab-ı Hakk'ın tarifi de böyle. Yani ben böyle bir ayda Kur'an'ı indirdim. Birinci nükte Ramazan-ı Şerif'teki savun, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Yani Ramazan-ı Şerif'teki savun diyor. Savun değil. Yani Ramazan-ı Şerif'te tutulan oruçlar arkadaşlar, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Yani İslamiyet'in şairinin azamlarındandır. Selam şairdir. Yani İslamiyet'in logosudur. Siz böyle yuvarlak içinde bir üçgen yıldız görseniz tahmin edersiniz hangi marka, değil mi? Jakarta'da görseniz bu o markanın arabası. Endonezya'da, Filipinler'de, efendim Amerika'da nerede görürseniz görün o amblem o şirketi temsil ediyor. Aynen öyle de siz Rusya'da bir uçak havada gidiyorsunuz, bir minare gördünüz bir köyde. Ne dersiniz? Ha, burası Müslümanların köyü. Veya ezan sesi işittiniz. Taksiyle Afrika'dan bir yerden geçiyorsunuz. Ezan sesi. Burada Müslümanlar var. Veyahut Antarktika'da birisi birine selam verdi. Esselamu aleykum. Aa, bu bizde. Bu Müslüman. Veya birisi Şili'de yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bak bu da bizden diyorsun. Bunlar şair İslamiyedir. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak şairdendir. Peki başka milletler, başka dinler oruç tutuyor mu? Onu da biz Rabbimizden öğreniyoruz. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs-siyam. Ey iman edenler, orucu size yazdım. Oruç size yazıldı. Yani meçhul sigasıyla, ketebe fiiliyle söylüyor. Yani orucu ben size yazdım. Oruç size yazıldı. Kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. İttika edersiniz, takva mertebesine ulaşasınız diye daha önceki kavimlere nasıl orucu farz kıldım, size de öyle orucu yazdım diyor Cenab-ı Hak. Ve manidardır arkadaşlar. Burada orucun farz ayeti bize ketebe fiiliyle geliyor. Yani kütübe aleykümüs siyam, size oruç yazıldı. Cihad ayetiyle de yazmak ayetiyle geliyor fiiliyle. Kütübe aleykümül kısas. Yani kısas da aynı ayetle geliyor. Kütübe aleykümül kıtal. Peki namaz, o da aynı ayetle geliyor. Aynı fiille geliyor. اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Size namazı vakitleri belirlenmiş zamanlarda yazdım diyor Cenab-ı Hak. Yani kitaben mevkuta yazıldı diyor size. Vakitleri tayin olmuş bir şekilde namaz size yazıldı. Yani Cenab-ı Hak bize bütün farzlarımızı ketebe fiiliyle bize emrediyor.
ve ya Rab biz kuluz. İstemek makamında olan biziz. Ya Rab el alemin biz sahiriz. Yani hani Veysel Karani diyor ya İlahi ente Rabbi ve enel abd ve entel halik ve enel mahluk ve entel mu'ti ve enel sail. Ya Rabbi sen verirsin ben isterim. Sen yaratırsın ben yaratılırım. Sen rızık verirsin ben yerim. Ve entel şafi ve enel mariz. Sen şifa verirsin ben hasta olurum gibi. Ne diyor? Ya Rabbi sen verirsin ben senden isterim. İstemek makamında da biziz. O zaman biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi bize cihadı yazdın, namazı yazdın, orucu yazdın, kısası yazdın. Zatına ne yazdın? Ve Cenab-ı Hak buyuruyor. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahme. Siz bana iman edin, salih amel işleyin. Size rahmet etmeyi de ben boynuma borç yazdım diyor Cenab-ı Hak. Arkadaşlar. Biz yeter ki Allah'ı Allah olarak bilelim. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْفِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ O kafirlere sorsanız ki, şu semavat ve arzı kim yarattı? Onlar Allah yarattı derler. Demek ki bizi kafirlerden, müşriklerden, ehli kitaptan, sahir din tevabilerinden ayırt eden Allah'ı sıfat-ı ulyasıyla ve esma-i hüsnasıyla, şuunatıyla, efaliyle ve mucize asarıyla tanımamızdır. Biz Rabbimizi tanırsak, Peygamber aleyhissalatü vesselam tanımak emrine ittiba ile olur. Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, Men sâme ramazâne imanen ve ihtisaben. Yani kim Allah'ı hesaba katarak, ihtisap sırf Allah için yapılan şeye, Allah'ı hesaba katarak yapmak denir. Buna ihtisap diyoruz. Hani hasbunallahu ve ni'mel vekil ihtisaptır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ben Allah'ı hesaba katıyorum. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir diyoruz ya. Kim men sâme ramazâne imanen ve ihtisaben. Kim Ramazan orucunu Allah'a güvenerek, Allah'ı hesaba katarak ve ondan rızasını karşılığını bekleyerek, iman ederek tutarsa, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Allah onun birikmiş, eskideki mukaddem, takaddüm etmiş bütün günahlarını affeder. Arkadaşlar bunu kim söylüyor? Bunu Bakırköy'ün noteri söylemiyor. Bunu Bahçeli Evler'in muhtarı da söylemiyor. Bunu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَانُ Sultanı. Konuş ey Muhammed'im, benim namıma, benim rızamı beyan ediyorsun dediği Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Biz bugün arkadaşlar sırf Allah'ın rızası için Allah bizden razı olsun diye oruç tutmadık mı? İnşallah Rabbimiz günahlarımızı affetti inşallah. Arkadaşlar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bizim hoca arkadaşlarımız bunu anlatmakta zorlanıyorlar. Biz de hocalarımızdan öğrendik. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Ademoğlunun bütün amelleri kendi içindir, kendinedir. Oruç banadır. Bakıyoruz ki soruyorlar. Hocam hac kim için? Allah için. Umre Allah için. Zekat Allah için. Nasıl oluyor ki? Onlar hep kendisi için oluyor da bu oruç Allah için oluyor. Bakın. Merhum Elmalılı bize öğretiyor. Biz de onun kanadının altında oturuyoruz. Yani Elmalılı tefsirinde diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu hadisi şerifte şunu kastediyor. Şimdi içine riya girmeyen bir tek ibadet oruçtur. Bir adam gösteriş için haca gider mi? Gider. Namaz kılabilir mi? Zekat verir. Sadaka yapar. Arkadaşlar bir adam gösteriş için aç kalmaz. Gidip eğer sahtekarlık yapıyorsa arka odada yer. Yiyorsa zaten oruç değil. Bitti değil mi? Açlığın riyakarlığı olmadığı için diyor ki o benim içindi. Aç mı kalıyor? Sırf beni razı etmek için orucu tutuyor. Ondan dolayı ben onun mükafatını ancak ben vereceğim. Cenab-ı Hakk'a biz bugün oruç tuttuk. Onun rızasını kazanmak için oruç tuttuk. İnşallah onun bitmez hazinesinden مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اَذْنٌ سَمِيَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş,
ne kalbi beşere hutur etmiş muazzam bir cenneti ne yaptı? Cenab-ı Rabbül Alemin bize hazırladı inşallah. Orucumuzun karşılığında rızasıyla inşallah bizi fazlıyla, lütfuyla cennetine inşallah. اِرْجِعِ اِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ فَدُخُلِي ف۪ي عِبَاد۪ي وَدْخُلِي cenneti. İnşallah cennetine beraber bizleri koyacak inşallah. Kardeşlerim, demek ki şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Yani daha önceki milletlerde bu oruç tutmak var. Ama Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak sadece Müslüman'a ait. Müslüman Ramazan-ı Şerif'te oruç tutar. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar, hikmetleri var. Arkadaşlar, biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak tanımak için geldik. Ya Rab diyoruz ya, ey Rabbim sen istediğin şekilde bende tasarrufta bulunabilirsin. Ben senin abdinim, ilahi ente Rabbi ve enel abd. Ben senin kulunum, bende istediğin şekilde terbiye ve tasarrufta bulunabilirsin ya Rab dediğimiz zaman bunun manası budur. İşte oruç bize Rabbimizi Rab olarak, Allah'ımızı Rab olarak en güzel tanıtmanın yoludur, caddesidir arkadaşlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlar buyuruyor ki oruç için es-savmu cünnetün. Savm yani oruç tutmak kalkandır. Hem mümini ne yapar? Sair, tehlikeli, günahlı şeylerden ne yapar? Muhafaza eder. Oruçlu olduğunu hatırlar, günahtan alıkoyar. Şahsi kemalatına, hem nefsin terbiyesine, hem Allah'ın ni'am-ı ilahiyenin şükrüne, nimetlerinin şükrüne, hem de Allah'ı Rab olarak tanımamıza neyi var? Orucun faydası var. Yani oruç sebep oluyor. Ondan dolayı biz ne diyoruz? Ramazan-ı Şerif geldi, hoş geldi. Madem ki bize Rabbimizi Rab olarak tanımak için dünyaya gönderildik, o zaman biz Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla inşallah en güzel şekilde Rabbimizi tanıyacağız. Ve Rabbimiz değerli kardeşlerim ilk ruhları yarattığında ruhlara soruyor. Elestü bi rabbikum. İlk Rab esmasıyla bizimle muhatap oluyor. Yani normalde elestü bi ilahikum, elestü bi halikikum gibi sair esmalarda la hitap edebilirdi ama ne yapıyor? Bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Burada bir ince bir mesaj var arkadaşlar. Yani ben sizi yarattım. Sizde tasarruf ve terbiye etme yetkisi ve salahiyeti bana aittir. Onun evet diye ne yapıyor? Bizden ikrarını alıyor Rabbimiz. Kur'an'ı ilk gönderiyor. İlk inen ayette bin bir esma ilahiyesi varken Rab esmasını ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de bize nazar-ı dikkatimizi arz ediyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Bakın, ilk Rab esması. Peki, Kur'an'ın surelerinin tertibi de tevkifidir arkadaşlar. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam şu sureyi şuraya koyun, bu ayet burada olsun, kendi nefsiyle, kendisi söylememiştir. Cebrail aleyhisselamın emriyle surelerin tertibi de, o da amir olan Allah'ın emriyle olmuştur. O da emir kulu. Ve Kur'an'ın ilk tertip sırasına göre ilk suresinin ilk ayetindeki ilk esma Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak orada da Rab. Demek ki Cenab-ı Hak rububiyetini yani ne yapıyor? Nazara veriyor. Gösteriyor. Ben sizin Rabbinizim. Peki bu insan ilk vefat ettiğinde münkereyn kabirde ilk hangi sual soracak onlara? Men Rabbuke. Rabbin kim? Demek ki yani bizim Rabbimizi tanımamız, Allah'ımızı Rab olarak bilip onun terbiyesine girmemiz bizim vazgeçilmez lazımımızdır. Bizim yaratılış gayemizdir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları, ey insanlar sizleri ancak bana ibadet, ubudiyet yapmanız, abid olmanız için yarattım. İşte bu da Allah'ı Rab olarak bilmekten geçiyor. Ramazan-ı Şerif'teki oruç işte bizim Rabbimizi, Allah'ımızı Rab olarak, terbiyeci olarak,
tanımamızı ne yapıyor? Tanımamıza vesile oluyor. Araplar ev hanımına Rabbetül Beyt derler. Yani evin Rabbi, evin terbiyecisi. Yani Rab terbiye eden demek. Mesela şu sehpa, şu mikrofon, şu kamera, şu kitaplar nedir? Ağaçların, demirlerin ve metallerin terbiyeden geçmesi neticesinde bu şekle girmiştir. Arkadaşlar, bizim de Cenab-ı Hak niye bizi terbiye etmek istiyor? Cennete ehil bir şekilde olalım, cennete layık olalım diye bizi ne yapıyor dünyada? Gözümüzü, kulağımızı, aklımızı, fikrimizi, dilimizi ne yapıyor? Kalbimizi terbiyeden geçiriyor. Göz nasıl terbiyeden geçer? Mesela arkadaşlar, Van Gogh'u duyan var mı içinizde? Van Gogh. Veya Picasso'yu duyan var mı? Van Gogh. Tamam. Van Gogh da onun amcası ne oluyor? Yani onun aynı meslektaş. Arkadaşlar, Van Gogh bir tablosu 55 milyon dolar. 55 milyon dolar. 4 tane çıta, yani böyle ahşap çıta, 200 gram odun yapmaz. Odunun 10 kilosu da 5, yarım lira. 200 gram odun, önünde de bir tane kumaş ve 70 gramda ancak ya var, 30 gramda boya var. Yani toplam 10 liralık malzemesi var. Ama 55 milyon dolar, yani yaklaşık 180 trilyon lira bir değeri var. Şimdi onun bir o tablosunu alıp gitseniz köyünüze veya benim köyüme gelseniz deseniz ki ya Allah rızası için şu tabloyu vereceğim de bana bir çuval patates ver. Kim verir? Vermez, patates ver. Ya bir sepet tezek ver desen. Kimse vermez. Der ki ya bu çıta. Sobaya atsam 2 dakikada sönecek ben. Çoluk çocuğum bir sepet tezekle 3 gün, 4 gün, 5 gün ısınır. Yürü git içine der. Bakın. O köylüleri toplasak arkadaşlar. Gelin hele. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde 4 sene gözlerini terbiyeden geçirsek. Ondan sonra köylüleri köye getirsek. Tekrar Leonardo da Vinci'nin tablosunu getirsek. Altta da yazıyor. Bu ona aittir. Buna bir fiyat verin. Kaç lira verirler? 30 milyon dolar verirler. Çünkü 15'te onlara kalacak. 15'te kar. Doğru mu? İşte terbiye bu. Cenab-ı Hak gözümüzü yani cennet bahçelerini seyredebilecek bir mertebeye çıkarmak için dünyada terbiye ediyor. Nefsimizi, dilimizi, kalbimizi, bütün cihazat ve cevarihimizi burada ne yapıyor? Terbiyeden geçiriyor. İşte biz Rabbimizin rububiyetine ne yapacağız? Münkad olacağız. Yani münkad kayıtlı demek. Yani kemerbeste-i ubudiyet olacağız. Ya Rabbi sen beni terbiye edeceksin. Ben senin terbiyene razıyım diyeceğiz ve ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak tanıyacağız. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun en büyük hikmetlerinden biri Cenab-ı Hakk'ı amir hakiki olarak Rabbim bana emrediyor. Ben de o bana emrettiği için ne yapıyorum? Onun emrini yerine getiriyorum. Onu Rab olarak tanıyorum diye rububiyetiyle onu ne yapıyoruz? Oruç vasıtasıyla tanıyoruz. Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine bir de insanın bu oruç tutmak insanın şahsiyetini oturtuyor. Kemalata erdiriyor. Arkadaşlar Cenab-ı Hak kamili mutlaktır ve mükemmeldir. Hani başta bir ayet okumuştuk ya. Ve le in seeltum men halakas semawati vel ardı le yekulunnallah. Kafirler de Allah'ı şu kainatı yaratmış olarak biliyorlar. Peki bizim kafirlerden farkımız nedir? Kafirlerden farkımız Cenab-ı Hakk'ı Esma-i Hüsna'sıyla tanımak. Allah mücemmildir, cemili mutlaktır. Kainattaki bütün güzellikler ondan gelir. Allah muragıptır. Hazreti Kur'an'a, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, güzel insanlara terhip ettirir, rağbet ettirir. Cenab-ı Hak mufavvıldır. Bütün kainatta yarattığı her şeyi birini birinden üstün yaratmıştır. Tilke rusulü fevverna ba'duhum ala ba'd. Biz bazı peygamberleri bazılarından tafdil ettik. Allah'ın mufavvıl esması. Bakınız biz hepimiz hayat-ı içtimaiyede aynı seviyede olsak. Bu
ucuz ve yorucu işleri kim yapardı? Herkes valiliğe talip olurdu. Yani ne yapıyor? Cenab-ı Hak herkesin farklı farklı akıllarını, güçlerini, anlayışlarını, idraklerini, her şeyi farklı farklı yaratmakla hiç boş bir alan bırakmıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu mufaddal isminin tecellisidir arkadaşlar. Mürettiptir, eşyaya bir tertip koymuştur arkadaşlar. Bahar geliyor, ondan sonra yaz geliyor. Bu bir tertip iledir. Cenab-ı Hakk'ın bu tertibinden geçiyor kainat. Ondan dolayı diyor ki Cenab-ı Hak, ben her şeyi bir rehne, bir vakte rehin ettim diyor. Bir vakte bağladım. Acele yapmayın, sabırla benden talep edin diyor. Öyle başarılı olursunuz. Ve Allah da mükemmeldir, oraya geleceğim. Kamili mutlaktır, kainata bir tekamül yasası koymuş. Şimdi bakın, 10 sene önceki cep telefonuyla bir bu cep telefonunu düşünün. Arada öbürü radyo kadardı. Bu şimdi küçüldü. 10 sene önceki arabayla şimdiki arabayı düşünün. 100 sene önceki arabayı düşünün. Veya 100 sene önceki herhangi bir ev aletini düşünün. 2017'de üretilen bir aleti düşünün. Yani sona geldikçe her şey mükemmele doğru ne yapıyor? Gidiyor. Bunlar arkadaşlar bir şey müstesnadır. O da Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ubudiyetidir. Öyle bir oruç tuttu ki 1500 senedir öyle oruç tutulamıyor. Öyle bir namaz kıldı ki 1438 senedir öyle daha namaz kılınamıyor. Öyle bir ibadet yaptı ki öyle bir ibadeti aradan 1500 sene takriben geçti biz yapamıyoruz. İşte o da mucizedir. Yani Allah'ın sünnetullah ve adetullahından şaz etme kanununa biz mucize diyoruz. Cenab-ı Hak kendi yaptığı kanunu ne yapıyor? Ateş yakar kanundur. Ya nâru kûni berden ve selâmen alâ İbrahim. Ey ateş dostum ve halilim İbrahim'i yakma demesi mucizedir. İşte Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın da ibadetlerinde mükemmeli yakalaması bize benzememesi nedir? Mükemmelliktir ve mucizedir. Arkadaşlar, şimdi Ramazan-ı Şerif'teki oruç insanın şahsi hayatına bakıyor. Yani biz mükemmel insan olmak istiyor muyuz arkadaşlar? İstiyoruz değil mi? O zaman oruç tutacağız. Oruç bizi mükemmel yapıyor. Bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıbben bir hımyedir ki insanın nefsi yemek yemek içmek hususunda keyfe mayeşe hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rastgele şeye saldırmakla manevi hayatı zedelenir. Şimdi bir baba dese ki içimizden birisi baba olarak dese ya arkadaşlar ben karar verdim. Ben öyle bir çocuk yetiştireceğim ki dört dörtlük olacak. Ne isterse ona yedireceğim. Ne isterse ona alacağım dese ve böyle bir çocuk yetiştirse bu çocuğun hali ne olur? Mükemmel bu olur arkadaşlar. Demek ki insan rastgele önüne rastgeleni yemek, rastgele şeye istediği şeye saldırmak hem maddi hayatını hem manevi hayatını. 3 yaşındaki bir çocuğu götürün bakkala istediğini alın ve istediğini de ona yedirin. Tahmin ederim bir hafta sonra doktora götürürsünüz. Hakikat bu. Demek ki insanın nefsine uyup da rastgeleni yemesi haram halal ayırt etmeden hem maddi hayatına zarar veriyor hem de manevi hayatını zedeliyor. Maneviyatını çökertiyor. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Arkadaşlar, büyükler, kamil insanlar nefsi ata benzetmiş. Önümüzde büyük bir çöl var, atını öldürme. Ama serkeş, yani terbiye olmamış, bir şekilde onu terbiye yapacaksın, yularını dipten tutacaksın, yani sarılacaksın, o çölü onunla geçeceksin. Nefis bize lazım. Nefis bizi müteyakkız tutmak için, uyumamamız için Cenab-ı Hak odamıza koymuş. Yani beden odasına koymuş. Şimdi hepiniz gidip rahat rahat bu gece uyuyacaksınız inşallah. Gitseniz ki yenge dese ki ya abu dolabın altına bir akrep kaçtı. Tutamadım onu. Uyur musunuz? Sabah.
kadar nöbette. Aynen öyle de. İnnen nefse le'ammâratun bis-sû'i. İçeride akrep var. Bakın bunu diyen Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Yani bütün dünyanın insanları birleşseler bir peygamber olmuyor. Mertebesi farklı. Ve o peygamber diyor ki Hazreti Yusuf. Ve mâ yuberru nefsi. Ben nefsimi tebrih etmiyorum. Nefis muhakkak kötü şeyleri emreder. Âdâ adûvüken nefsü kelletî beyne cembey. Senin en büyük düşmanın en yakınındaki nefsindir. Buyuruyor Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki nefsi Cenab-ı Hak bize müteyakkız kalalım. İçeride aynen şimdi Amerika'nın konsolosluğu gibi. Yani içeride. Ne hainlik gelecek, hep teyakkuzda duruyoruz. Değil mi? Ama elleyemiyoruz da. Çünkü o bir devletin karşı devletteki konsolosluğu nedir? O devletin kendi öz toprağıdır. Oraya hiçbir devlet müdahale yapamaz. Yapsa savaş sebebidir. Şimdi içerideki hainlikleri biliyoruz ne hainlik yapıyor ama müdahale yapamıyoruz. Aynen nefis de şeytanın bizdeki konsolosluğudur. Ne yapıyoruz? Müdahale yapamıyoruz ama onu idare edeceğiz, terbiye edeceğiz ve yularından kısaca tutup çölü geçmeye çalışacağız. Şimdi eğer her önüne geldiğini yemek, ona yedirmek, nefse böyle davranırsak artık o kalbe biner, o maneviyata biner. O insan ona binemez. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te ne yapıyoruz? Ey nefis, buraya kadar, bundan sonra senin dediğini yapmayacağım ve sen beni geçirmek için ben senin sırtına bineceğim. Sen hele benimle beraber bir aç kalmakayım diye ne yapacağız? Ramazan-ı Şerif'te oruç tutturmakla ruhu, kalbi ne yapıyoruz? Nefse bindiriyoruz. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddet açlığa sabır ve tahammül ile bir riyazettir ve bir idmandır. Arkadaşlar, yani her an açlığa düşebiliriz diyor. Vücuda idman yaptırıyoruz. Ben Bayburtluyum. Bizim köyde bundan 5-6 sene önce Türkiye'nin en zengin adamlarından biri, ismi lazım değil, geldi, tek başına Mercedes Jeep ile yuvarlandı. İki takla attı, köyün yukarısında kaldı. Bakın, Kur'an'da zekat veren sınıfları Cenab-ı Hak kime zekat verilebilir? Sadaka, fitre kime verilebilir? Rablus Sebil diyor. Yolun oğlu. Yolda kalmış. İsterse zengin olsun. Yolda kaldı ya. Bakın onu aldı bizim köylüler. Onu tuttular, yedirdiler, içirdiler. Isıttılar güzel. Soğuk böyle titriyor soğuktan. Şimdi arkadaşlar bak en zengin dahi olsa bak bizim köyde bankamatik yok ha. Banka istersen kredi kartın cebinde olsun. Bak yolda kaldın ya. Bakın oruç tutmakla ne yapıyoruz? 24 saat sahursuz aç kalmaya tahammül ediyoruz. Her an başına böyle bir şey gelebilir. Bir sıkıntı olur. Dolayısıyla idman veriyor Cenab-ı Hak bize. Yani vücudu alıştırıyor. Sen diyor hem manen hem madden kemalata erişmen lazım. Mükemmel olman lazım. Sabrı öğrenmen lazım. Es-sabru miftahul fereç. Arkadaşlar sabır bütün kolaylıkların kapısıdır. Kurtuluşun kapısıdır. Anahtarıdır. Dolayısıyla sabra ne yapıyor bizi? Oruç idman ile alıştırıyor. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin o cihazatın ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder. Şimdi mide ne için var arkadaşlar? Gözü beslemek için var, aklı beslemek için var, kalbi beslemek için var. Ama biz ne yapıyoruz? Bütün göz, kulak, ağız, her şey mideye çalışıyor. Gidiyoruz manava bakıyoruz. Güzel kokuyor mu? Bak burun mideye çalışıyor. Göz, iyisini seçeyim. Ya ben şurada iftarımı açayım.
Yani sanki yemek için yaratıldık, mideyi doldurmak için yaratıldık. Bütün cihazatı nereye veriyoruz? Mideye veriyoruz. Arkadaşlar, size soruyorum. Bir uzman savuş, bir yüzbaşı, bir albay, bir general. Dört katlı binaya gitseler, otursalar. Hangisi en üst katta oturur? General en üstte oturur canım. Şimdi bakın vücuda. Bak, akıl general canım. Bakın, onların mide en aşağıda. Biz ne yapıyoruz? Onu en üst kata çıkarıyoruz. Ondan sonra ona hizmet et. Ya Ramazan'da diyor ki, sen diyor yemek için yaratılmadın. Mide vücudu beslemek için var. O zaman mide ne yapıyor? Aynen içinizde matbaacı olan var mı? 70-100 rulant makine gibi dört renk. O durdu mu bütün öbür kesme, biçme, katlama, ondan sonra dikiş şu bu, bütün makineler ne yapar? Durur ve istirahat eder. Mideyi biz ne yapıyoruz? İstirahat ettiriyoruz arkadaşlar. Öbürler ne yapıyor? Dünyaya ne için geldiğinin idrakine varıyor ve rahatlıyor. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Midenin ağlamasına rağmen o fabrikanın sair hademeleri masumane ne yaparlar? Ramazan-ı Şerif'te gülerler. Cenab-ı Hak güldürmeyi bizlere nasip eylesin. Sonunda da bizi güldürsün inşallah Rabbim. Evet. Kardeşlerim, yarın akşam burada iftarımız yine olacak. Yine sizler davetlisiniz. Yarın akşam burada değerli bir misafirimiz olacak. Yazar Halit Ertuğrul abimiz burada olacak inşallah. Yine sizi davet ediyoruz. Teşrif ederseniz seviniriz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. Rıza'in illahi teala. Fatiha.